Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Bugün sizlerin karşısında Cyberpunk ile ilgili bir video hazırladım. Umarım hoşunuza gitmiştir, iyi seyirler. Cyberpunk 2077 CD Projekt'in yaptığı bir oyun. Ondan daha önceki oyunu Witcher 3'tü bildiğiniz gibi. Konuşmama geçmeden önce oyunun sistem özelliklerine bakalım. Sonra konuşmamızı yapalım. Oyunun sistem özellikleri Windows 7 veya Windows 10'a çalışıyormuş. Intel Core i5 3. nesil bir işlemci istiyor. Minimum bu. 8 GB RAM. Ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX 780 3 GB istiyor. Depolama alanında 70 GB hard disk istiyor. Bu hard disk olayına birazdan değineceğim. Çünkü SSD de ediyor yani SSD önerileri vesaire diyor. Bu konuya değineceğim. İşletim sistemi önerilerini söylüyorum gene. İşletim sistemi 64 bit bir şekilde Windows 10. Yani zaten her türlü 64 bit olmalı zaten. Çünkü 4 GB üstü 64 bit olmak zorunda. Yoksa geri kalan RAM'leri algılamıyor gibi bir şey. O öyle bir şey olması lazım, emin değilim. Windows 10 istiyor önerilende, yani 7 de istemiyor direkt. Direkt Windows 10 işlemci olarak Intel Core i7 4. nesil veya Ryzen 3 3. nesil istiyor. RAM 12 GB RAM istiyor önerilen sistem olarak. Ekran kartı Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon R9 Free istiyor. Şimdi depolama gene önerilende de 70 GB SSD yazıyor. SSD ve hard diskin önemine konuşalım. Şimdi bildiğiniz üzere ben burada şey söyleyeyim. SSD hard diskten daha hızlıdır. Yer kaplamak olarak da daha küçüktür. Fiyat olarak daha pahalıdır ama. Şimdi böyle bir oyunda sahne geçişi çok fazla yok. Sahne geçişinde size şöyle özetleyeyim. Mesela GTA 5 oynuyorsunuz diyelim. GTA 5'te bir tane göreve girdiniz. Girdiğiniz görevde sizin kontrol edemediğiniz bir video bölümüne geçer. Birisiyle diyaloğu vardır ya da ne bileyim bir yere girer, onun videosunu izlersin. Yani video gibi izlersiniz. Ona sahne geçişi demiş oluyoruz. Ama bu oyunda çok fazla sahne geçişi yok. Yani en azından bir GTA 5 kadar sahne geçişi yok. Onu demek istiyorum. Ve SSD bu sahne geçişlerine çok işe yarar. Ama şu anda yani neredeyse aslında 70 GB SSD'yi de kullansanız, 70 GB hard disk de kullansanız, yani kapladığı alan olarak çok bir fark olmayacak aslında, bunu demek istiyorum. Şimdi böyle bir oyunda arkada çalışan kişiler oldukça önemli. Ben bir küçük bir araştırma yaptım bu konu hakkında. Cyberpunk'ın arkasında çalışan kişi sayısı 500 kişi. Yani 500 kişi oturup oyun için çalışıyorlar. Ya aslına bakarsak kişi sayısı çok iyi, yani çok iyi dedim biraz az. Ama böyle bir oyuna karşı güzel yani. Şimdi GTA 5 gibi bir oyunun çalışan kişi sayısı 1000'den fazla. 1000'den fazla ama kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Çok küçük bir araştırma yaptım. GTA 5'in arkasında çalışan kişi sayısı 1000'den fazla. Ama CD Projekt Red'in daha öncesi, yani Cyberpunk'tan bir önceki oyunu olan Witcher 3, The Witcher 3 arkasında çalışan kişi sayısı tamı tamına 2000 kişi. Ama bundan emin değilim çünkü internette yazdığı kadar şöyle yazıyordu. Oyunun resmi olarak 1500 kişinin adı geçiyor. Ama 500 kişi de seslendirme olarak görev yapmıştır yazıyor. Şimdi bu 500 kişi 1500 kişinin içinde mi emin değilim. Yoksa ayrı bir şekilde toplam 2000 mi oluyor, ondan da emin değilim. O yüzden 2000 dedim. Çünkü 2000 olduğunu düşünüyorum. Yani özet olarak aslında 500 kişiyle böyle bir oyun gayet güzel. Çünkü oyunun grafikleri çok güzel. Bir de RTX modla falan bayağı iyi oluyor yani. Çok kaliteli oluyor. Tabi deneyimleyemediğim için ayrıntısı söyleyemiyorum. Oyunu oynayıp veyahut videolarını izleyip çok fazla bug var çıkarımını söyleyen kişiler var. Yani cümleyi tam kuramadım ama. Yani bir kitle var abi. O diyor ki bayağı yani oyun bug'lı ya. Çok bug'lı olmuş falan diyorlar. Şimdi şöyle diyeyim. Ben oyunun birçok kişiden videosunu izledim ya, yani Twitch'tir, YouTube'dur vesaire. Oyunda çok büyük bir bug görmedim. Hepsi çok küçük bug'lar. Mesela bir tanesine örnek vereyim. Bir tane evde yanınızdaki adam yürürken dolabın yanından geçiyor ve dolap bir anda açılıyor. İçindeki şeyler falan dökülüyor. Ya oranın animasyonunu yapamamışlar, emin değilim. Ya da o bir bug olmuş. Yani bu çok küçük bir bug aslında. Böyle büyük bir oyunun küçük bug'larına takılmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Asıl sonuç. 1070 GB, yani bu oyuna SSD gerekir mi bilmem ama bence gerekmez. Onu söyleyeyim tekrardan. Çünkü sahne geçişi az dediğim gibi.
Bu oyunu oynamak için ortalama 4K'lık bir bilgisayarınızın olması lazım. Ya aslında 3K'lık bir bilgisayarla gene oynar mısınız? Zorlarsınız. Belki oynanır. Ama yani şimdi atıyorum i3 bir işlemciniz var. Gene 4 çekirdek 4 thread diyelim. Çünkü önerilen sistemde de i5 3. nesil istiyor. O da 4 çekirdek 4 thread. 3,5 GB oluyor. Şimdi sizin de i3 bir işlemciniz var. 3,5 GB diyelim gene. 4 çekirdek 4 thread. Hani bunun ne farkı var bilmiyorum gerçekten. Sadece isim farkı olduğunu düşünüyorum ben. Güçleri aynıdır. Ama gidip de 250 lira oyuna verip de sonra şey yapamazsanız, oyun oynayamazsanız, iade de kaçarsa geçmiş olsun. O yüzden biraz riskli. Bir 4K'lık bir bilgisayarınızın olması lazım. Ortalama bir şekilde 60 FPS isterseniz ya da 40-60 arası. Tabi bu minimum sistem gereksinimlerini verdiğinde, yani dediğim gibi Intel Core i5 3. nesil ekran kartı olarak GTX 780 3 GB, bu size kaç FPS verir bilmiyorum ama tahminimce 30-40 gibi bir FPS verebilir ya da 60'a yakın olabilir. Çünkü gerçekten sistem çok fazla fena değil yani. Çünkü 8 GB RAM ve i5 4 çekirdek 4 thread 3. nesil bir işlemci ve 3,80 GHz. Ekran kartı da GTX 780. Oyunun ne kadar gerçekten ne kadar yoğun olduğunu bilmiyorum. Yani kaç FPS alırsınız o yüzden çok kestiremiyorum. Ama bir 30 FPS'i garantiler bu o minimum sistem. Oyunumuzun fiyatı tam tamına 250 TL. Yani bu şu anda kesinlikle fiyatı düşmez bu arada. En az böyle 4-5 ay kesinlikle düşmez. Çünkü bütün yayıncılar, bütün YouTuber'lar oynuyor neredeyse bu oyunu ve reklam oldu ya, bayağı oyunun beleş reklamı gibi bir şey oldu. Herkes oynuyor. Yani yaz indirimleri gelirse, eğer Steam yaz indirimleri gelirse bence o zaman bir 180 liraya düşer diye düşünüyorum. Ya da hiç düşmez. O zaman da fiyatı aynı da olabilir. Bence indirimleri bekleyin almak istiyorsanız ve oynayacak bilgisayarınız varsa. Bunun haricinde alternatif olarak PS4 ve PS5'te de oynanıyor. Tabii PS4 ve PS5'te hiç deneyimim olmadığı için FPS oyunlarında eğimi nasıl kontrol edilir hiç bilmiyorum. Ama PS5'in de bir konsoluyla gerçekten bir ayrı zevki vardır eminim. O düşünceden gerçekten çok eminim. Ayrı bir zevki çıkar yani. Tabii ki de o sisteme çok harika bir de bilgisayar toplayabilirsiniz. O da ayrı bir şey. Şimdi oyunu almak mantıklı mı? Sonuç olarak buraya gelelim. Oyunda bir 200 saate yakın zaman geçiriyorum diyen kişiler varmış. Yani bir 200 saat oynarsanız oyunu aslında 250 lira için fena değil, çünkü bir oyun alacaksınız, single player ve 200 saat oynayacaksınız. Bence gayet güzel bu arada. Fiyatına değer. Ama şöyle bir şey de var. Mesela bir online oyunda 1K, 4K saatte oynayanımız var. Oyunu sarması lazım yani. Şöyle bir şey vardır ya, bir oyunu oynayıp bitirirsiniz ve ikinci defa bir daha oynamak istersiniz. Bu olay olursa gerçekten 250 TL bence hakkını verir. Ama eğer böyle bir 10 saat, 15 saat oynayıp sadece hikaye modunu bitirirseniz 250 TL etmez. Benim düşüncelerim bu kadardı. Eğer düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyin, beğenmediyseniz de beğenmeyin. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, bay bay.